We look at the past. You win two. What do you think about the latest developments in Turkey? Dün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu yayını Antalya'dan yapıyoruz. Antalya önemli bir panele, konferansa ev sahipliği yapıyor. Bu konferansı organize eden kişi de, Let's Talk konferansını organize eden kişi de süper model Natalia Vodyanova. Kendisi sadece süper model değil, aynı zamanda bir aktivist. Aynı zamanda Naked Heart Vakfı'nın kurucusu. Aynı zamanda 5 çocuğu var sayın seyirciler ve dünyada güzel işler yapmak için yola çıkmış bir isim. Hemen Natalia Vodyanova ile olan sohbetimize başlıyoruz. Yes, Natalia Vodyanova. Natalia Vodyanova, dün bugün yarına hoş geldiniz. Today and tomorrow, the name of our program. Hoş buldum. Tabii Türkiye ve Antalya'ya da hoş geldiniz. Antalya'ya ilk kez mi geliyorsunuz? Evet aslında. Peki Türkiye'ye? Evet, daha önce Türkiye'ye birkaç defa gelmiştim. Siz burada Antalya'da Let's Talk, Hadi Konuşalım etkinliğinin ev sahibeliğini yapıyorsunuz. Konuşmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Ama sizce günümüzde kadınların yaşadığı sorunları çözmek için konuşmak yeterli ve etkili mi? Bence konuşmak bir başlangıçtır. İlk başta insanları bir araya getiren bir araçtır. Bugün burada dünyanın her tarafından insanları toplamış bulunuyoruz. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Polonya, Macaristan, Almanya, İngiltere, Rusya, Belarus. Kısacası dünyanın her yerinden insanlar var. Afrika ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere her bölgenin, dünyanın her yerinin sesi duyuluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Biz burada kimseyi yanlış yaptıklarıyla yargılamak niyetinde değiliz. Biz kendi ülkelerimizde ve kendi yaşamlarımızdaki kendi tecrübelerimizi paylaşmak için buradayız. Ve tabii kendimize göre doğru olanları paylaşmak için. Amacımız sadece konuşmak değil ama konuşmaya başlayarak bir aksiyon planı hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu daha sonra aktivistler, karar vericiler, Birleşmiş Milletler temsilcileri ve devlet yetkilileriyle paylaşarak onların bu konuda harekete geçmelerini sağlayabiliriz. Ve ayrıca onlar bu konuları kendi bölgelerine göre uyarlayarak aktivistlerle sivil toplum örgütlerinin bu konuda kalıcı çözümler bulmalarını sağlayabilirler. Konu derken kadın sağlığı üzerindeki yasaklar ve utanç sebeplerinden bahsediyoruz. Peki neden sağlık, neden sağlık konusunu seçtiniz? Dünya genelindeki cinsiyet eşitliği hakkında çok sık konuşuyoruz. Bu konu oldukça gündemde ve herkesin yapacaklar listesinde bulunuyor ama herkes unutuyor. Bizi kadın yapan sahip olduğumuz dişil doğamız aslında. Her şey üreme becerimizle başlıyor. Ne yazık ki bu konu dünyanın her yerinde farklı sebeplerle her zaman yasaklar ve utanç unsurlarıyla anılıyor. Bu durumda ne oluyor? Bu yasaklar olunca ne oluyor? Doğal olarak erkeklerde hiçbir şey olmuyor. Çünkü evet, doğal bir süreç. Onların vücudu yasak ve utançlarla dolu değil ama genç kızlar kadın olma yolunda ilerlerken bunların birçoğuyla karşı karşıya kalabiliyorlar.
Eğer cinsiyet eşitliğini sorgulayacaksak önce bu kadın sağlığı etrafındaki yasaklarla utanç meselelerinden başlayabiliriz. Özellikle genç yaşlardaki kızlar bu konularda daha rahat ve kolay konuşabilmeliler. Absolutely and also boys. Kesinlikle erkekler de öyle. You heard from many panelists. Bugün burada konuşulduğu gibi aslında erkekler bu konunun çözümü için çok önemli. Başarısız olan hikayeler kadar başarılı olan hikayeler de duyuyoruz. Eğer erkekler eğitilir ve insanları kadınların üreme sağlığıyla benzer konularda eğitme işinin içine dahil edilirse, hem kadınlar hem de erkekler bu konuda kendilerini daha rahat hissetmeye başlayacaklardır. Bu çok doğru. Biraz daha ileri gidersek, birbirleriyle sağlıklı bir ilişki kurarak, ileride doğacak çocuklarıyla da aralarında açık bir ilişki olmasını sağlayabilirler. Bu erkekler için de farkındalık yaratmakla ilgili sanırım. Erkeklerin bu sorunun çözümü için önemli biliyoruz. Onlarsız bunu yapamayız. Nasıl kadınlar olmadan birçok sorunu çözemiyorsak, bu sorunu da erkekler olmadan çözemeyiz. Neyse ki bize destek veren erkekler var. Evet, cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları hareketleri, hükümetlerle sivil toplumların yıllardır gösterdiği çaba ve yaptıkları çalışmalara rağmen kadınlar hala şiddet görüyorlar, taciz ediliyorlar ve olumsuz durumlara maruz bırakılıyorlar. Bu konularda sürekli kötü haberler, üzücü haberler görüyoruz, alıyoruz. Bu da insan hakları konusunda istismar edildiklerini gösteriyor. Bütün dünyadaki kadınlar, bunun için bir çözümünüz var mı, ümidiniz var mı? Eğitim. Eğitim kesin çözüm. Öncelikle kızlar kendi vücutlarına sahip çıkmalılar. Vücuduyla ilgili her konu onun kendi konusudur. O vücut onun vücudu ve hayır demek gibi bir hakkı olduğunu bilmesi gerekiyor. Cinsel yaklaşımlara ve hatta bazen ailesinden gelecek şeylere bile hayır deme hakkı olduğunu bilmeli. Çünkü sonunda bu yollardan hepimiz geçtik ve çocuklara kendi seçim şanslarını vererek sağlıklı ilişkiler kurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Important in order to build a healthy relationship with our children. Ama genelde cinsel eğitim, yani üreme eğitimi dediğimiz çalışmalara but kendimizi şiddetten korumak için hayır demeyi ve bu konuda çok katı olmayı vurgulayarak başlayabiliriz. How to protect yourself ama durum çok farklı. Violence, it's starting by ve yasaklarla ayıplar her yerde başka. But of course the situation is very very different and that shame and stigma it comes. Mesela Amerika'da 6. sınıftaki bir kız öğretmeninden bir şey istemeye utanırken, Nepal'de aynı yaşta bir kız adet gördüğü anda ailesinden tamamen koparılabiliyor. Baktığımızda bu kızların %45'inin 6. sınıfta okulu bıraktığını görüyoruz. Bunun tek sebebi de adet görüyor olmaları. Bu konuların hepsi üzerinde durulması gereken konular ve tamamen küresel bir mesele. Evet, küresel mesele. Kızların yaşamakta olduklarından utanmamaları ve yüksek sesle konuşmaları gerektiğini söylediniz az önce. Bu konuyu biraz ben de Me Too hareketine doğru çevirip kadınların tacizle ilgili tecrübelerini yüksek sesle konuşmalarından bahsetmek isterim. Biliyorsunuz bu konu Harvey Weinstein'la başlamış
ve Amerika'dan Hindistan'a kadar tüm dünyaya yayılmıştı. Türkiye'ye kadar geldi mi? Amerika kadar değil tabii ki. In America. Önümüzdeki yıllarda bunun gibi başka birçok hikaye duyacağımıza eminim. Siz bu hareketin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Günümüz dünyasında internet ve sosyal medya gibi kavramlar olduğu için hiç ses çıkaramayacağını düşündüğümüz insanların bile sesi çıkıyor artık ve toplum tarafından da destek görebiliyor. Ben de hareketi diğer hareketler gibi bazı şeylerin ortaya çıkabileceğini ve insanların değişim için harekete geçebileceğini gösterdi. Ne oldu? Çeşitli iddialar var ama bu tarz hareketleri bazı insanların bir şeylerin intikamını almak için kullandığına da rastlıyoruz. Biri eskiden diğerinin canını yakmıştır ve o da o fırsatı onu cezalandırmak için kullanıyordur. Bu çok yanlış. Ama bu şu anlama da geliyor bence. It probably means that in the future these men, ileride kadın vücuduna tacizde bulunan kişinin bunu yapmadan önce women and their bodies bir kere daha düşünmesine sebep olacaktır. Think twice before doing that because çünkü kariyerine bile mal olabilir ve belki de korkacaktır. Bunu herkes öğrenebilir. Evet, korkacaktır. Bu suçu işleyenler iki kere düşünecekleri için sonucun iyi olduğunu düşünebiliriz. Evet, bu nedenle şu ana kadar tam 201 ünlü erkek işlerini, mesleklerini ve unvanlarını bırakmak zorunda kaldılar. Biz bu programda her zaman geçmişe de gideriz. Bu nedenle 14 sene evvel kurduğunuz Naked Hearts Vakfı'ndan bahsetmek isterim. Vakfı ilk kurduğunuzda aklınızda ne vardı, nasıl yola çıktınız? Ben bunun cevabını okudum ama izleyicilerimizin de bilmesini isterim. Ve ayrıca kız kardeşiniz Oksana ile yaşadıklarınızı, başınızdan neler geçtiğini ve Oksana'nın hikayesini de anlatmanızı isterim. Çıplak Kalp Vakfı'nın asli görevi, özel ihtiyaçları olan çocuklar yetiştiren ailelere, aile destek hizmetleri ve kanıtlara dayalı uygulamalar vererek kapsayıcı bir dünya yaratmak. Bu sayede onları hastaneden uzak tutmak, özel ihtiyaçları olan çocukların birçoğu için son 15 yılda durum çok değişti. Ama ciddi bir bölümü de akıl hastanelerine yatırılıyor ve büyük bir kısmı da orada yaşıyor. Ayrıca biz onların güvenli bir şekilde oynayabilecekleri yer yapmak istiyorduk. Ben Çıplak Kalp Vakfı'na ilk başladığımda elimde somut bir şey vardı. Bağış yapacak kişiler etkisini hemen görebilecekler ve paralarının nereye harcanacağını anlayacaklardı. Açık olmak önemliydi. Ve hayatların nasıl değiştiğini, çocukların hayatının nasıl değiştiğini. Biz oyun alanlarıyla başladık ve tam da orada açık olmamız gerekiyordu. Oyun oynamak çocukların gelişimi için çok önemli. Çocukların oyun oynarken öğrendiği de bilim insanları tarafından kanıtlanmış durumda. Çocuklar diğer çocukları ve etraflarındaki insanları görerek öğreniyorlar. Bizim yarattığımız oyun alanlarında özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla normal gelişim sürecinde olan çocukları bir araya getirip iyi ve güvenli bir ortamda iletişim kurarak öğrenmelerini sağlıyorduk. Hepsi bir arada koşuyor, sallanıyor ve her çocuğun yapmayı sevdiği şeyleri yapıyorlardı. 7 yıldan beri işimizi büyüttük ve okullarla anaokullarında çalışmaya başladık. Ailelere destek verdiğimiz merkezlerimiz
5 yaşından küçük çocuklar için erken müdahale programı ve bugün aile destek merkezlerimizden birine katılan kız kardeşim Oksana gibi özel ihtiyaçları olan genç yetişkinler için programlarımız bulunuyor. Oksana hala Rusya'da yaşıyor, öyle değil mi? Evet. Kız kardeşim Oksana annemle yaşıyor. Bizim ayrıca destekli yaşam adında inanılmaz güzel bir programımız mevcut. Rusya'da bir numara. İleri derecede otistik gençlerin kısmen bağımsız yaşayabilecekleri dairelerimiz var. Kendi odaları, ortak bir alanları ve yemek pişirme, temizlik veya market alışverişi gibi günlük işlerde onlara yardımcı olan asistanları var. Ve belki dışarı çıkabilirler. Bazılarının çoğu zaman desteğe ihtiyacı oluyor ama birçoğu bağımsız olarak yaşayabiliyor. Annelerin hepsi, eğer kendilerine bir şey olursa, çocuklarının ne yapacağı konusunda çok endişeli. Bu yükü biraz olsa da onların üzerinden alıyoruz. Ve bunu hastanelerin aksine hem yasal, hem güvenli, hem de sıcak bir ortamda yapıyoruz. Bunun mümkün olması en başta oyun alanlarının Rusya'nın bütün bölgelerine hızla yayılmasıyla gerçekleşti. Oldukça basit ve somut bir projeydi. Yerel idarelerle çalıştık. Onları tanıma şansımız oldu. Ve bu vesileyle orada sadece yardım için bulunduğumuzu doğru bir şekilde anlatabildik. Ve toplum içinde de kabul görüyorlar böylece. Kesinlikle. Kız kardeşinizde otizm teşhis edildiği zaman sizin yaşadığınız bölgedeki insanların buna pek sıcak yaklaşmadıklarını okumuştum ben. Hatta ülkede de bu böyleymiş. Bu hala devam ediyor mu? Çocukları yetimhaneye gönderiyorlarmış. Hastaneye. Ne yazık ki hala devam ediyor ama eskisinden daha az. 7 yıl önce ailelerle çalışmaya başladığımızda bazı ailelerin aynı benim ailem gibi hiçbir destekleri olmadıklarını gördük. Genellikle anne yalnız bırakılıyordu. Çünkü erkekler baskıyı kaldıramayıp geleceği göremeyince ve en önemlisi nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri için terk ediyordu. Benim annem devletten hiçbir destek almadan sadece emekli maaşıyla tek başına iki çocuğunu büyütmek zorunda kalmış. Aldığı maaş hiçbir ihtiyacı karşılayamadığı için çok çalışmak zorundaymış. Annemin yaşadıklarını binlerce kadının yaşadığına eminim. Ama ne yazık ki çocuklarını evde tutacak kadar cesur olanlar çok farklı. Daha öncelerde bu tarz kuruluşlar fazla yokmuş. Çünkü kadınlar kendi ailelerini çevirmek için canla başla çalışıyorlarmış. Bir yerde toplanıp çocuklarının durumunu tartışmak gibi işlere ayıracak vakitleri yokmuş. Biz Oksana ile beraber yapayalnız büyüdük. Gittiğimiz her yerde nefret gördük ve insanların bizi istemediğini hissettik. Sadece orada olduğumuz için onu ve beni yargılıyorlardı. Var olduğumuz ve onların önüne çıktığımız için. Bu yaşananlar çok acımasızca. Dünya bütünüyle acımasız. Ama biz bu konuda bir şeyler yapmak, değişim yaratmaya çalışıyoruz. Hayatında hiç engelli birini görmemiş bir insanı suçlayamazsınız.
Dolayısıyla önemli olan ölçüleri değiştirebilmek. Bu insanlar ve bu konuların toplumda rolü var ve dünyaya bir katkıları bulunabilir. Peki siz otizm veya serebral palsi gibi hastalıkları olan çocukların ailelerine neler tavsiye ediyorsunuz? Benim önerim nakedheart.org adresine girip hem Rusça hem de İngilizce olarak hazırlanan konuşmaları dinlemeleri. Şu an Rusça dışında sadece İngilizce var ama Türkçe dahil birçok dilde hazırlamak istiyoruz. Bunu özel olimpiyatlar gibi organizasyonlarla beraber yapabiliriz. Ama oradaki birçok konuşma sayesinde oldukça faydalı bilgiler edinebilirler. Hepsi kanıtlara dayalı uygulamalardır. Bilmedikleri bir şeyleri denemek yerine orada atlar, yunuslar, sanat terapisi ve oyun terapisiyle ilgili harika bilgiler mevcut. Bunların hepsi müfredat dışı programlar ama bunlar çocukların dünyaya uyum sağlaması için yeterli. Çocuğunuzun otistik olduğundan şüpheleniyorsanız veya çocuğunuzun otistik olduğu onaylandıysa sadece kanıta dayalı uygulamaları takip edebilirsiniz. Evet, fazla vaktiniz olmadığını biliyorum. Şimdi hayatınıza bakınca sizin de bu yollardan geçmiş olduğunuzu görüyoruz. Rusya'daki çocukluğunuzdan şimdi Paris'te devam eden hayatınıza kadar büyük bir değişim yaşadınız siz. Çok şey atlatmışsınız. Bazen hayatınız ve çoğu zaman da hedefleriniz için mücadele etmişsiniz. Sonunda da bu vakfı kurmaya karar vermişsiniz. Ve gördüğüm kadarıyla da hedeflerinize her zaman iyilik yoluyla ulaşmayı denemişsiniz. Siz iyiliği nasıl tanımlarsınız? Sizin için iyilik ne anlama geliyor? Kendi tecrübelerinize dayanarak. Bana burada iki tane soru soruyorsunuz. Öncelikle atlatmış olduklarım ve geçmiş olduğum yollar. İçine doğduğum ortamda hayaller kafamdan çok uzaktı ve hayal kurmaya vaktim yoktu. Ben sadece yarın ne yiyeceğimizi ve yarın ne giyeceğimi düşünüyordum. Aynı ayakkabıları yıllarca giyiyordum ve ayağıma küçük geliyorlardı. Ama onları giymem gerekiyordu. Çünkü Rusya çok soğuk ve ayağınızda bir şeyler olması gerekiyor. Annem bana başka ayakkabı alamıyordu ama bu bir mücadele aslında. Böyle bir hayat yaşadığınızda, benim durumumda olduğu gibi şansınız yaver giderse hayatınız tamamen değişiyor, bütünüyle değişiyor. İhtiyaçlarınız fazlasıyla karşılanıyor ve bir anda rahat yaşamaya başlıyorsunuz. Beklentilerinizin üzerinde oluyor. Benim tek hayalim güvende olmak ve maddi olarak kendimi güvende hissetmekti. Bir sonraki günün ekmeğinin nereden geleceğini düşünmek istemiyordum. Ben bundan daha fazlasını başardım. Hem de çok daha fazla. Çocukluğumda yaşadıklarım aslında aklımdan çıkmadı ve benim için hiçbir zaman kaybolmadılar. Artık taşımama gerek olmasa da bu yükü taşımaya devam ettim. Ama mücadele ederken yapacak bir şeyiniz olmuyor. Yapmanız gereken şeyler olunca enerjiniz de ona göre oluyor. Aynen bir tekne veya araba gibi. O motorları kullanmadığınızda hızlı bir şekilde bozuluyorlar. Evet, bu güçlükleri yenme becerisi. Evet, bozuluyor çünkü onları kullanmak gerekiyor. Ben mücadele ederken bu yükümü bir alet çantası olarak gördüm. Geride bıraktığım, benim geçtiğimiz yollardan geçen milyonlarca insana yardım etmek istiyordum.
Bu yük hala benimle ve benim o insanlara yardım etmem için beni teşvik ediyor. Ve mücadeleme devam etmemi sağlıyor. Ben artık mücadele etmiyorum ama savaşıyorum. Benden daha büyük olan bir şey için savaşıyorum. Benim hikayemden daha büyük olan bir şey için. Dünyadaki binlerce, hatta milyonlarca insanın hikayesi için. Burada engelli olmanın ayıbıyla yasaklarını konuşuyoruz. Kadın için olan yasaklarla ayıpları konuşuyoruz. Ama bu da küresel bir konu ve kendimi bir şeyler yapabilecek kadar güçlü hissediyorum. Evet, gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda eminim huzurlu bir şekilde uyuyorsunuzdur. Benim iyilik tanımım, başkalarına yardım etmek için önce kendimize yardım etmemiz gerekir. İyilik bizim doğamıza aykırı bir şey değil ama doğal hale getirilmesi lazım. Kendimizle ilişkimizde, etrafımızdaki insanlarla ilişkilerimizde ve en önemlisi de zorlandığımız zamanlarda iyilik yapmaya alışmamız gerekiyor. Kendinizi iyi hissederken, her şey iyiken, maddi sorununuz yokken, kendinizi güzel hissediyorken ve tabii ki başarılıyken, iyi olmanız gerçek anlamda iyi olduğunuz anlamına gelmez. Bu çok normaldir. Ama iyilik asıl zor zamanlarda belli olur. Birileri size kötülük yaparsa ve siz zor zamanlar geçirirken size saldırırlarsa, işte o zaman belli olur. Ben bu konuda çok iyi olduğumu söyleyemem ve bunu geliştirmeye çalışıyorum. İyilik kendi limitlerimiz ve becerilerimizin üstüne çıkmaya çalışarak, kötü durumlardan çıkmaya çalışmaktır. Kendimizden beklediğimizin bile üstüne çıkabilmektir. Natalia Vodyanova, bu güzel ve özel röportaj için çok teşekkür ederim size. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkesin istediği şekilde kabul görmesini ve fırsatların gerçeğe dönüşmesini dilerim. Hem kadın hem de erkekler için. Evet, biz de sizi tekrar Türkiye'de görmeyi diliyoruz ve çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Yine gelmeyi ümit ediyorum. İyiliğiniz tüm dünyaya yayılıyor. Sizi tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik sayın seyirciler. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Umarım sizler de almışsınızdır. Hoşça kalın.